aslında farklı Almanyalar var Almanya'nın içerisinde. İşte yabancılar dairesine gidiyorum, vize veren adam Türk falan. Hani herkes Türk olunca benimle beraber gelip sonradan dönen çok insan oldu. Yapamadılar burada, sevmediler yani Almanya'yı. Kimisi Euro olaraktan görüyor Almanya'yı. Kimisi özgürlükler belki olaraktan görebilir. Kimisi sakin, rahat bir yaşam olaraktan da görebilir. Ben Türkiye'deki insanlara kesinlikle üniversite mezunu olup gelmelerini tavsiye ediyorum. Burada biraz daha iyi para kazanma ve hayatının standartlarını daha yükseltme imkanın mevcut. Herkese merhaba. Bugün karşınızda Emrah Kuloğlu var. Kendisi yaklaşık 20 yıldır Almanya'da yaşıyor. Ve ona şöyle büyük bir soru soracağım. Çünkü özellikle son dönemlerde Almanya gelmek isteyenlerin sayısı çok daha fazla arttı. Emrah da 20 yıldır burada yaşadığı için, üniversite yıllarında Almanya geldiği için doğru kişi gibi geliyor bana. Çünkü gençlikte gelip hala gençlik yıllarında Almanya'da yaşayan birisi. Ona şu soruyu soracağım. İnsanlar Almanya'ya gelsinler mi, gelmesinler mi? Ama ondan önce Emrah'ı tanıtmak istiyorum sizlere. Zordur biraz ama birazcık kendinden, evet, bize bahsetmeniz. Evet, insan kendinden bahsetmesi biraz daha zor. İsmim dediğin gibi Emrah. Tam olarak işte 18 yıl civarında aslında Almanya'dayım. 17 yaşında geldim buraya. Daha toydum yani. Daha reşit bile değilken. Annemden izin alıp geldik yani, bu şeye gidip, valiliğe gidip öyle. Fikir nasıl geldi yani, Almanya gelme fikri? Ya bizim köken aslında burada. Babam zamanından 30 küsür yıl falan burada kalmış da sonra dönmüşler. Ben Türkiye'de doğdum. Diğer kardeşler burada doğumlular. İşte kökenimizde bir Almancılık var yani aslında. Ama evet, ben Alman, sonradan Almanca olanlardan. Evet. İşte dil kursudur. Buraya geldim, Almanca falan bilmiyordum tabii yani. Almanca ile hiçbir bağım yoktu. Kulaktan dolma, babamın, işte annemin hala o küçük Almancaları kulağımda çınlıyordu. Ama buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Peki sen buraya gelmeden önce hiç Almanya'da yaşamış mıydın? Hayır hayır. Hiç görmedim. Tamam, 17 yaşına ilk kez geldim. Tabii eski fotoğraflar vardı yani sadece. Evet. Ve o beni mesela çok şaşırtmıştır. Çünkü fotoğraflarda gördüğüm Almanya ile karşılaşacağımı zannetmiştim burada. Ama Almanya'ya geldiğim zaman başka bir şehre geldiğim için, yani sanayi bölgesine geldiğim için fabrika bacaları karşılamıştım. Evet, tam da onu soracaktım. Çünkü yani hiç Almanya'ya gelmemişsin. Almancı bir ailedensin tırnak içerisinde. Evet. Ve ister istemez insan hayalinde bir şeyler canlanıyor. Tam da onu soracaktım. Hani hayalindekiyle gerçek nasıldı diye. Tabii çocukluğumda böyle Almanya söylentileriyle büyüdüm ben de. Ama Almanya'ya dair kafamda, tabii o zaman internet falan da yok yani, kafanda bir şeyler kuruyorsun. Güzel köyler, güzel tepeler, dağlar, bilmem neler. Ama tabii birçok Almanya var. Hani tabii, Almanya'nın kuzeyi var, güneyi var, doğusu var. Bunlar hep aslında farklı Almanyalar var Almanya'nın içerisinde. Ben sanayi Almanya'sı. Evet. Yani sanayinin olduğu Almanya'ya geldim. Ruhr bölgesine mi geldin? Ruhr bölgesi. Duisburg hatta. Yani. Oo. Meşhurdur yani, evet, Duisburg. Evet. Almanların bile terk ettiği şehir. Aynen. Öyle de söylenebilir. İlk gelişim oraya oldu. Bunun avantajları, dezavantajları oldu ayrıca. Avantajı şuydu. İngilizceyle çok uzun bir süre idare edebileceğim bir ortam. Hatta Türkçeyi çok sık kullanabildiğim bir ortam oldu ama dezavantajı da Almanca öğrenmemde tabii dezavantajı oldu. Market Türk, işte komşun Türk. Komşum Türk, işte yabancılar dairesine gidiyorum, vize veren adam Türk falan. Hani herkes Türk olunca bir rahatlık oluyor. Psikolojik mi bir rahatlık oluyor ama bir yandan da bir dezavantaj oluyor. O şey, Almanca Türkiye'den çıkan, ilk kez yurt dışına gelen birisi için Almanya gerçekten çok ideal ülke. O açıdan. İhtiyaç duymuyorsun. Evet ama o konfora fazla da kapılmamak lazım, yoksa hiç çıkamayabilirsin. O da kötü bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, yani buraya geliş maceram işte dediğim gibi üniversite aracılığıyla oldu. Buraya geldim, işte dil kursudur, üniversitedir falan derken üniversiteyi bitirmedim ayrıca. Finansal sebeplerden dolayı. Evet. Ondan sonra da iş hayatına geçiş oldu. Sonra işte hayatımın geri kalanını burada yaşama kararı aldım o dönemde de. Akabinde de şimdi bugün buradayız. Yani sonradan gelen insanlar açısından söylüyorum bunu. Hani burada belli bir kitle var. Bu kitle kendi aralarında çok iyi anlaşıyor. Almancı dediğimiz kitle aslında bu. Bunlar kendi aralarında gayet güzel anlaşıyorlar ama bir kitle daha var ki hani bunlar çok yalnız ve hani biraz daha böyle, nasıl diyeyim, entelektüelliği seven bir kitle diyebiliriz hani buna. Bu insanlar burada çok yalnızlardı ve sonradan gelen insanlarla bu durum biraz daha böyle şey olmaya başladı. Hani bir çevre yaratabilme ortamına dönüştü diyebilirim. Biz de size renk kattık o anlamda. Aynen aynen. Kesinlikle ben de onu diyebilirim. Şimdi sen gençlik yıllarında geldin. Ülkemizde de şu an
Birçok insan, özellikle gençlik yıllarında olan birçok insan, işte üniversite çağında, lise çağında ya da üniversiteyi bitirmiş, hatta işte üniversite sonrası meslek edinmiş, kariyerinde birkaç yılı devirmiş insanlar bile yurt dışına gelmek istiyorlar. Şimdi sen aslında onların yapmak istediğini yapmış birisin. O açıdan bu soruyu sorabilirim. Yani gerçekten hani gelsinler mi ve nasıl gelsinler? Hani burada güçlük çekmemek için neler lazım? Çünkü bir rüya gibi geliyor ama bu rüyanın kabus kısmı da var çünkü. Hani öyle lay lay lom diye gelince birden şapa oturabilirsin yani. Ya şöyle söyleyeyim, hani insanların buraya gelip gelmemesi konusunda kendi deneyimlerimi insanlara aktarabilirim. Çünkü kesinlikle benle beraber gelip sonradan dönen çok insan oldu. Mecbur kalıp dönenlerin yanında isteyerek de dönenler çok oldu. Yani yapamadılar burada, sevmediler yani Almanya'yı. Benim Almanya'yı sevmeyle alakalı bir sorunum olmadı. Yani Almanya'yı ben geldiğimden itibaren yavaş 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 hep daha çok çoğalarak sevmeye başladım. Ama kimi burada arkadaşlarım oldu ki hani çok sıkıcı bulanlar oldu, hani Almanya'yı beğenmeyenler oldu, taharet musluğu olmadığı için isyan edenler ve bu ülkeyi terk edeceğim diyenlerle de karşılaştım yani. Şimdi bazı yönlerden hani insanlar Almanya'yı beğenmeyip dönebiliyorlar. Evet. Ben o insanlarla da tanıştığım için Türkiye'deki insanların buraya geldiğinde beklentilerinin ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Ha, buraya gelenler de bir kafasında onların da yarattığı bir Almanya var. Kimisi euro olaraktan görüyor Almanya'yı. Sadece para olarak görüyor. Para olaraktan görüyor. Kimisi özgürlükler belki olaraktan görebilir. Kimisi sakin, rahat bir yaşam olaraktan da görebilir. Tüm bunları içine alaraktan ama kendi deneyimlerimden yola çıkaraktan söyleyebilirim. Ben Türkiye'deki insanlara kesinlikle üniversite mezunu olup gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'deki üniversite şartlarıyla buradaki üniversite şartları, hatta tüm okul çağı diyebiliriz, çok farklı. Türkiye'de ezbere dayalı, burada daha çok deneye dayalı, sorgulamaya dayalı bir öğrenim var. Üniversite o yüzden burada çok zor. Ama mesela master için gelecek olan arkadaşlar veya doktora yapmak için gelecek, yani %100 öneririm yani. Hem burayı hem diğer Batı ülkelerini. Ama buraya üniversite okumak için gelecek olan arkadaşları da çok zorlu bir dönem bekliyor. Onu söyleyebilirim evet, yani. Evet, ki sen bunu bizzat yaşayan birisin. Evet, ben yaşadım çünkü yani çok korkunçtu. Ben de yaşayanlarla, bu dönemde tanıştığım insanlarla, daha doğrusu bunu bana anlattı. Hakikaten standart olarak çok farklı bir seviyedeymiş ağır buradaki senin üniversitelerin ağır, seviyesi. Ağır. Evet, yani. Peki yani bunu şeyle sınırlandırmıyor mu? Hani üniversite okumak şu bu değil. İş genel var da, çünkü üniversite mezunu olup dediğim gibi çalışmaya gelen de olabilir. Mesela kimisi şeyi soruyor işte. Bana mesajlar geliyor. Diyor ki abi işte ben her şeyi göz aldım, kaçak geleceğim. Ben diyorum ki abi sürünürsün yani. Kaçak gelmek o kadar kötü ki. Kayıtlı değilsin. Senin kayıtlı olmadığını bilen işletme seni saati 4-5 Euro'dan çalıştıracak. Günde 15-16 saat belki çalışacaksın. Günün sonunda paranı vermeyecek ve hiçbir hak talep edemeyeceksin. Yani kömürlükten bozma yerlerde kalacaksın. Bunları da düşünmek lazım. Yani hani burası cennet değil ki. Yani burada gökten bir şey yağmıyor. Onu da söylemek lazım. Evet. Bir de Türkiye'de nasıl bir hayat yaşıyor bu arkadaşlar? Türkiye'deki şikayet ettikleri şeyler ne? Çünkü Türkiye'de şikayet ettikleri şeylerle burada da karşılaşacaklarsa eğer, burası da onlara zindan gelebilir yani. Kesinlikle. Ha, onu iyi kıyaslama yapmaları lazım. Kafalarında değerlendirmeleri lazım. Buraya ben öğrenci olaraktan geldiğim için ilk önce öğrenci arkadaşlara hani bir tavsiyede bulunayım dedim. Çalışma açısından gelmek isteyenler olur ise, ben Türkiye'de de çalışmışlığım var. Yani pizzacıda çalışıyorum. Restoranlarda falan da çalıştım. Erken yaşta başlamışsın çalışmaya. Evet evet, bayağı. İşte 11-12 yaşından itibaren. Gerçi doğru, hepimiz çalışıyorduk yani. Aynen, aynen. Yani çalıştım, iyi de oldu aslında. Ben bunu kötü de bulmuyorum. Evet, evet. Hani yaz tatillerinde falan. Şöyle bir şey var. Hani buradaki iş standartlarını ben daha iyi buluyorum. Kesinlikle. Türkiye'deki uzun mesailer olsun, işte ne bileyim cumartesi çalışmak olsun, emeğinin karşılığını alamama olsun, burası daha avantajlı gözüküyor. Yani dürüst olmak gerekirse. Evet. Burada biraz daha iyi para kazanma ve hayatının standartlarını daha yükseltme imkanın mevcut. Şunu da söyleyebiliriz. Burada mesela bir Türk firmasına çalışmakla bir Alman firmasına çalışmakla çok fark ettiriyor. Doğru. Ki mesela bunu sen de aslında deneyimledin. Doğru doğru. Benim bir önceki çalıştığım firma bir Türk firmasıydı. Ve orada aslında Türkiye usulü bir çalışma sistemi de uygulandı. Mesela Almanya'da normalde saat ücreti alırsın. Yani senin çalıştığın saate göre sana para
ödenir. Türkiye'de aylık bir para ödenir sana. Sonra ve çalışabildikleri kadar çalışsın. Öyle yani gerçekten. Bu aslında iyi bir avantaj. Evet. Emeğinin karşılığını belli bir saat ücret karşılığında almak güzel bir şey. Ben Türk firmasında çalışırken mesela hastalık yaptığımda aranıyordum hala. Yani beni aslında arama yasağı var. Yani hastalık izni aldığında. Evet, hastalık raporu mu deniyor işte. Ben onu aldığımda aranıyordum. Yani ne zaman geleceksin işe. Ben bunu biliyorum aslında. Beni aramaması gerekiyor bu adam. Ama Türk bir işletme olduğu için kendisinde bunu hak görüyordu. Ve beni arıyordu. Ne zaman geleceksin? İyileşecek misin? Ne bileyim abi ben. Yani iyileşecek miyim, iyileşmeyecek miyim? Arama diyemiyorsun mesela orada. Ben şöyle bir örnek vereyim mi burada? Ben de bir Türk firmasında çalışıyordum biliyorsun. Evet. Bir bisiklet aldım, heves ettim. Bisikletten de düştüm. Kolum hastaneye gittik, alçıya aldılar. Doktor rapor yazdı bana. İş yerimi aradım. Böyle böyle bir durum var. Yöneticim bana şunu dedi. Bir elin mi alçıya dedi. Evet, öbür elinle mouse'u tutabilir misin? Tutarım. Gel çalış dedi. İyi de dedim, yazı yazıyoruz. Tek elle nasıl yazacağım? Ya yavaş yavaş yaparsın. Ne olacak ki? Dediğin gibi gelmem konusunda ısrar ettiler yani. Evet. Ve elim alçıldı o anda. Burada da mesela ben hastalık raporu aldım. Şimdiki çalıştığım firmada. Sadece arayıp söylüyorsun. Bu kadar yani. Ne zamana kadar olduğunu söylüyorsun. Sonra sana tek gelen şey şu. Hastalık raporunu eğer uzattıracaksa tekrardan bizi bilgilendir. Evet. Veya işe geleceksen de bilgilendir. Bu kadar bu yani. Kadar. O aradaki iki hafta boyunca hiçbir arama ile karşılaşmadım yani. Bu yönden de hani bir rahatlatıcı yani. İnsan psikolojisi açısından biraz daha rahatlatıcı. Kendini biraz daha güvende hissediyorsun. Daha konforlu hissediyorsun. Bu güzel bir şey ya. Yani bence Almanya'da çalışma standartları konusunda hani biraz daha iyi nitelendirebileceğimiz aslında bir şey. Aslında sen mesela bunu anlatırken şey geliyor aklıma. Hani Türkiye'de aslında en temel olması gereken şeyleri bile kaybetmişiz ya. Mesela o yüzden Almanya çok çok iyi geliyor. Halbuki Almanya olması gerekeni yapıyor. Doğru. Bu kadar. Yani öyle aman aman mucize, sihir falan yok burada abi. Ya evet. Ya ben bir yandan da şöyle düşünüyorum. Hani Türkiye'de niye bu şekilde diye hani bir yandan da hani şeytanın avukatlığını yapıyorum. Niye bu şekilde davranılıyor? Niye işçilere veyahut da işte aşağı tabakaya bu kadar yük bindiriliyor? Acaba zorunluluk mu var diyorum. Yani acaba hani patronlar hani bir sermaye gerekiyor ya ortada. Bir kapital yaratılması gerekiyor. Evet. Bu kapital yaratılması da çileli bir dönem. Çileli bir süreç. Bu iki taraf için de belki çileli. Belki Türkiye'deki patron da Almanya'daki patron gibi davranmak istiyor da sanki elinde çok fazla bir kapital yani Almanya'da bulunan kapital gibi bir sermayesi olmadığı için bu şekilde davranamıyor mu acaba işçilerine ama diyerekten düşünüyorum. Sen patronlara o kadar iyi bir yere koydun ki ben hiçbir patronu böyle düşünür zannetmiyorum yani. Hani öyle bir şey söylesin sanki Türkiye'deki patronlar bile sömürülüyor falan. Öyle bir... Ya ben iki taraflı böyle bir düşünmeye çalışıyorum. Hocam merak etme sen, Koç grubu falan da buradaki büyükler kadar zengindir bence, öyle söyleyeyim. Olabilir hocam. Zenginlerin hayatına çok yabancıyım. Yani öyle. Nasıl diyeyim? Hani buraya gelen arkadaşlar, buraya gelmek isteyen, çalışmak isteyen arkadaşların da hani çalışma standartlarında bir yükseliş olacak ama göze alması gereken de birçok şey var. Tabii. Hani buraya gelirken kimse böyle şey yapmayacak. Mehmetciğim, Ahmetciğim, sizi bekliyoruz. Buyurun gelin demiyorlar yani. Buradaki senin kapasiteni ölçmek istiyorlar. Ne yapabildiğini. Bunu da sadece karnelerine ve iş deneyimlerine bakaraktan yapıyorlar. Ama o halde de Almanların bir düşük suratı var yani. Evet. Onlarla karşı karşıya geleceksin ve bu durumdan muzdarip olmaman gerekiyor. Yani bunların karakterinde var galiba. Almanlarda bir böyle bir somurtkan bir karakterleri var. Eğer somurtkanlığı sevmiyorsan Almanya'yı, daha doğrusu kabullenemiyorsan diyeyim. Almanya sana sürekli düşmanmış gibi görünüyor. Mesela bu benim hiç umurumda değil hocam. Çünkü olabilir. Ben kendim için geldim. Mesela Alman bana somurttu, Alman bana ters davrandı. Hani bunları da gözden, çünkü bizi İnsan değil, öncelikle iş gücü olarak görüyorlar. Hani bazıları, özellikle beyaz yakalı arkadaşlar, işte gidiyoruz suratımıza bakmayacak yani. Bunu da göze alsınlar hakikaten. Yani kimse bize burada çok çok, ama aleni bir kötülük de yapmayacaklar. Yani o kadar da değil diyebilirim. Evet. Ya da diyebilir miyiz? Yani şöyle. Çünkü geçmişte aleni kötülükler yapılmış, bunu söylerken onlar aklıma geldi ama bugün
o seviyede bir kötülük yok en azından. Buna eklemem gereken bir şey daha var. Yani bu Alman somurtkanlığını aslında biz sadece kendi üzerimize alınıyoruz. Hı hı. Aslında Almanların kendi aralarında da böyle şen şakrak evet, insanlar kesinlikle. Değiller. Ha, yani sana yaptıkları somurtkanlık sana özel bir somurtkanlık İtalyan adam yani. Meksikalı'ya da evet, kendi hemşerisine de bunu hemşerisine yapıyor. De yapıyor bunu. Şöyle örneklendirebilirim bunu. Ben Almanya'ya ilk geldiğimde bir adres sormam gerekiyordu ve bir Alman'a gittim ve adresi sorduğumda hı hı. adam benim suratıma o kadar böyle kötü somurtkan baktı ki ben adresi sorduğuma pişman oldum o anda. Çünkü insanda otomatikman bir güler yüz beklentisi oluyor. Bu niye oluyor bilmiyorum. Ama ilginç olan adam beni alıp adrese kadar götürdü. Hmm. Burası dedi. Yani bu somurtkanlığa rağmen sana yardımcı olması yani. Eğer öyle bir imkan varsa sana yardımcı da oluyor o adam. Hmm. Yani sana sadece ne nasıl diyeyim hani bir İtalyanın veyahut da bir şu anda belki Türkiye'de de o somurtkanlık vardır hı hı. ki ben sadece izinlere gittiğinde hani bununla karşılaşıyorum. İşte insanların birbirine karşı daha böyle somurtkan baktıklarını, hı hı. ne bileyim mutsuz baktı. Ama bizde depresyondan kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Burada o depresyon değil, burada da karakter evet, var evet yani. Öyle bir şey. O şekilde. Almanya NASA neresine gittiğin de çok önemli. Doğru. Diyelim yurt dışından Türkiye'ye gelecek bir insan. Abi Sivas'a gidip yerleşse, Yozgat'a gitse, Tokat'a gitse hı hı. başka, İstanbul'a, İzmir'e yerleşse başka. Buranın da var hani Yozgat'ı, şusu busu. Hani o da çok önemli. Mesela benimle işte Köln ya da Bonn'da yaşayan, senin benim gibi bu bölgede yaşayan insan Almanyası'yla Münih'te yaşayan insanın Almanyası aynı değil kesinlikle. Türklerde de aynı şey geçerli. Yani buradaki Almancılarda da aynı şey geçerli. Dışarıda sokağa çıktığımızda yani sorabiliriz insanlara Almanya nasıl veyahut da Almanya'da yaşam nasıl diye bir soru yönelttiğimizde şunu fark edeceğiz ki herkesin Almanya'sı da çok farklı. Tabii. Yani Almanya'ya söven insanlar, sayan insanlar da çok hı hı. fazla sayısı. Almanya'yı beğenip mesela Türkiye'yi yeren insanlar da çok fazla. Herkesin kafasında da bir Almanya var. Yani hı hı. buraya gelip kendi yarattıkları o dünyanın içerisinde kurduğu bir dünya var yani sonuçta. Ve dolayısıyla herkese sorduğumuzda farklı yanıtlar almamızın evet. sebebi de bu. Yani evet, sadece evet. bunu eklemek istedim. Ya hatta o ikini şöyle de genişletebiliriz. Mesela biz Almanya'yı ben hala izliyorum mesela programlarda, spor programında bile işte Almanya'da olsa şöyle olur, mükemmel olan Almanya'nın futbolunda bile bir sürü şey oluyor. Hani onu geçtim. Mesela benim kafamda Almanya'da şu var. İşte yerlerde çöp yok, pırıl pırıl. Bir geldim ya o yerlerde çöp de var. Gayet kirli yerleri de var. Evet bal dükkanı, pırıl pırıl sokakları, hmm. mahalleleri var. Genel olarak Türkiye'den temiz ama pis yerleri de var. Ya da işte Almanya'yı sessiz sakin biliriz ama gürültülü, patırtılı, insana saygı gösterilmediği yerler de var. Bunları mesela söyleyince yok canım o kadar da ya gösteriyorsun yok canım o kadar da değildir. Anlamak da istemiyor bazıları. Ya muhakkak şöyle bir şey var. Büyük şehirlerde her şey var ya. Tabii her hani şey var. Dışarıya ya mesela Köln şehrini ele alalım. Hı-hı. Köln metropol şehir olaraktan hı-hı. biliyoruz ve orada her şeyle karşılaşma imkanı çünkü metropoller böyledir. Kesinlikle yani İstanbul'da böyle, Paris'te böyle, tabii. ya Berlin'de böyle, Köln'de böyle. Yani. Ha mesela küçük köylere gittiğin zaman Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da yani harika. Oralarda kartpostal gibi ha, değil mi? Aynen yani çok güzel evet, yerler. Evet. Ha ben nerede yaşıyorum? Şehirde yaşıyorum. Kesinlikle. Yani şehir insanıyım ben. Oralarda sıkılırım evet. yani. Görmek, oradan birkaç hı-hı. manzara fotoğrafı almak dışında orayla bir bağlantım olamaz. Hocam olur. Öyle yerler gündüz çok güzel. İşte gidiyorsun mükemmel işte 1600'den oradan hı-hı. bakıyorsun 1300'den beri aynı evet. ev, dükkan, hiçbir şey değişmemiş. Manzara süper. Bir gün öyle bir yerde akşam kaldım işte. Abi 5'ten 6'dan sonra bitiyor. Bütün camlar kapalı. Sokakta bir Allah'ın kulu yok. Orada yaşayamazsın yani. Bak bu da mesela bizim dünyamız. Değil mi? Mesela bizi izleyen arkadaşlar da değil. Ooo yani çok güzel. Bunu seven de vardır. Var. Tabii yani hiç sessiz sakinlik yani hiç kimse beni duymuyor. Ben kimse... Yani senin evet. dünyanı ona evet. bir şey diyemeyiz. Ama mesela bu Köln'de yaşasan da bunu elde edersin ki. Evet ya Köln merkezde elde edemezsin. Tabii bunu. Merkez ağrı. Tabii evet. dışarılara çıktığın zaman biraz uzun yani. Çıktığın zaman elde edebilirsin. Şunu söyleyebilirim hani buraya gelmek isteyen arkadaşlardan da mesela büyük şehirlerin sorunu oluyor ama avantajları da oluyor. Yani atıyorum Köln'de saat 11'de 12'de dışarıya çıktığında hala bir hareket görebilirsin tabii. yani. Gidecek bir yer var. Aynen ama Troisdorf'ta göremezsin yok. Mesela yani orası artık biraz daha. Hayır bırak onu Bonn'da bile göremezsin. Ha, yani Bonn biraz aynı metropol değil. Sonuçta burada bile hani böyle birazcık şey tabii. geliyor. Cuma cumartesi her senin evet, evet. gibi. Ki başkentlik yaptığı için hani Bonn diyorum biliyorsun duvar yıkılan kadar bura Almanya'nın başkentiydi. Öyle mi? Çok
Mesela toparlarsak benim formülüm şu. Almanya'nın da eksileri var. Türkiye'nin de artıları var. Yani hani ne Almanya cennet ne de Türkiye cehennem. Hani bence Türkiye'deki bizi dinleyenlere söylemek isteyeceğim benim en büyük şey bu. Burada her şeyle mükemmel değil ama buranın yolunda giden şeyleri daha iyi. Türkiye her şey mi kötü? Hayır, her şey kötü değil. Orada da iyi şeyler var. Gittikçe azalmasına rağmen hala iyi şeyler barındırıyor. Hani bunu bilerek gelsinler. Şimdi Türkiye'nin durumu o kadar kötü ki. O yüzden buralar çok daha iyi görünüyor. Aslında olduğundan daha iyi görünüyor. Mesela böyle bir algı da var. Doğru. Buna katılıyorum hocam ben de. Yani bu son dönemde bir furya oluştu yani Türkiye'de de. Hani benim kendi yeğenlerim de var Türkiye'de. Hani onların da hayali Avrupa'ya gelebilmek veyahut da Almanya'ya gelebilmek daha doğrusu. Burada beklentilerine %100 cevap verebilecek bir ülke cennet değil gerçekten de. Ama kıyaslama yaptığın zaman gerçekten Türkiye'de kötü bir hayatın varsa, yani kendi birikimine, kendi kapasitene yetmiyorsa senin orada yaşadıkların, senin hayatını geçindirmene, senin orada yaşayabilmene yetmiyorsa, yani buraya gelmek daha avantajlı. Burası belki seni daha tatmin edebilecek bir hayat mevcut olabilir burada. Ama eğer ki Türkiye'de işleyen bir sistemin var, çarçurkun var, hani güzel bir sistem kurmuşsun, akar gelirler falan diyorlar ya, öyle bir şey elde etmişsin. Ne bileyim, hani orta düzey bir hayat yaşayabiliyorsan Türkiye'de, buraya gelmekte daha çok düşünmelisin bence. Çünkü Türkiye'de sana aslında belli bir gelire sahipsen kötü bir hayat sunmuyor. Yani belki hani benim buraya mesela yurt dışı, ya yani Türkiye'den misafirlerim falan geldi. Benzinlikte inip arabayı kendim doldurduğumda, yani hem araban var hem sen mi dolduruyorsun benzinini falan, ya nasıl olabilir böyle bir şey? Hani bir de para mı veriyorsun? Ha, ya. Ya böyle bir şey var yani. Evet, evet. Veyahut da işte alışveriş merkezlerinde ya da McDonald's'larda hani yemeği yedikten sonra götürüp o tableti yerine koyup bardakları ayrı yere koyduğun zaman sen ne yapıyorsun diyor adam bana. Bunu yani yapan bir görevli yok. Hizmet sektöründe gerçekten çarpıcı farklılıklar var. Evet. Yani bence güzel olan bu, daha doğrusu. Hani buradaki hani git kendin koy yani. O da, orada da bir sıkıntı yani, yok. Evet. Ben orada bir sorun görmüyorum. Evet, olması gerekiyor. Hatta şey, bazılarına şu da güç geliyor. Mesela 8'de bütün mağazalar kapanıyor ya, işte AVM'sin. Ki en geç kapananlar onlar. Normalde 6'da falan kapanıyor. O bile mesela bizimkiler ne zaman gideceğiz alışverişe? Pazar günü her yer kapalı. Mesela diyor ki niye kapalı kardeşim? O da tatil yapıyor işte. Abi. Evet. Ya şunu söylemem gerekiyor bir de. Aklıma yeni geldi. Mesela buraya gelip kendi işini yapma hayali, Türkiye'de kendi işini yapma hayalini kıyasladığım zaman Türkiye'de başarılı olma şansını daha yüksek olarak görüyorum. Çünkü burası daha çok işçi ülkesi. Nereden görüyoruz bunu? İşte cuma cumartesi hayat var zaten dışarıda. Evet. İşte herkesin belli bir saat ritmi var. Herkes mesela 8'den sonra birbirlerine gitme gelme veya telefon açma olayı yok yani gerçekten de. Herkesin planlanmış bir hayatı var. Kalkış saati belli, yatış saati belli. Yani işçi olaraktan burada orta direkt bir hayat sürme olanağın daha yüksek ve daha konforlu bir hayat sürebilirsin. Ha, ama sen burada dersen ki ya ben buraya gelirim, işte bir girişimcilik yaparım veyahut da bir elektronik dünyası üzerine olsun veyahut da başka alanlarda olsun, güzellik, kozmetik neyse. Yani ben buraya gelir burada girişimcilik yaparım ve burada zengin olurum. Bence Türkiye'de yap, daha iyi zengin olma ihtimali daha yüksek. Çünkü Almanya'da çok oturmuş bir sistem var ve her şey kapalı neredeyse. Yani senin girişimcilik hayallerin yükselmekte veya gelişmekte olan ülkelerde çok daha yüksek. Burada zengin olma hayali kuranları buraya gelmesini tavsiye etmiyorum. Amerika'da daha iyi zengin olabilirsin. Daha mesela Türkiye gibi yerlerde daha iyi zengin olabilirsin. Burada çok fazla prosedürle karşılaşıyorsun. Evet, sistem zaten zengin olmanı istemiyor seni fazla. Hani bir yerde kal diyor ama o, bu dediğin de aslında evet genel anlamda böyleydi. Son yıllarda değişti. Birazcık daha esnemeye başladı Alman sistemi. Çünkü bunun kendilerine zarar verdiğini de gördüler. Biraz hani kabuk değişimine, o sermayenin hareketine falan da ihtiyaçlar var. Ama dediğin gibi hala katı. Türkiye'ye falan göre çok katı Amerika'ya. Yani sadece şöyle bir örnek, yani küçük bir şey yapabilirim hocam. Anekdot verebilirim. Sen buraya geldin, bir metal işi yapacaksın değil mi? Şimdi metal işi yapıp dev bir firmaya, holdinge falan dönüşme hayalin varsa, burada onlar zaten var. Dev metal firmaları da var. Dev elektronik firmaları da var. Dev marketler var.
Her şey zaten zincir halinde çalışıyor burada. Ve sen en aşağıdan başlayıp kapalı olan o alanları kapmaya çalışacaksın. Hı hı. Bu çok zor. Tabii ki buraya gelip de işte girişimci olup zengin olan yeni alanlar da var ama hani mesela yazılım alanında bu olabilir. Hı hı. Çünkü ona gerçekten aç ve açık bir ülke. Evet, yabancısıyım olan bir şey diyemem. Ama mesela dediğin gibi bu katı sanayi mi diyeyim artık, eski usul artık sanayi mi? Hı hı. Orada hakikaten dediğin doğru. Evet. Ya buraya geldin ya mesela elektronik firması açacaksın değil mi? Hı hı. Yani kimse senden gelip çamaşır makinesi almayacak artık. Yani evet. Çünkü burada kapılmış o köşeler. Tabii, tabii. Herkes nereden alacağı belli. Hı. Açık olan sektörlerde olabilir bu dediğin gibi. Onun dışında girişimcilik faaliyeti göstermek evet. isteyen arkadaşlar mesela metal üzerine olsun değil mi? Hı. Türkiye'de yaparsan daha yüksek hı. ve hızlı bir gelişme geçebilirsin. Yani ya yazılımcı olsunlar ya da gastronomi alanında ilerlesinler diyelim. Ha bak şu örneği verebilirim. Eğer çok güzel aşçılar varsa Almanya'ya bekliyoruz. Genelde Türk mekanlarının ortalaması kötü gerçekten. Evet ya yani. Gerçekten. Yani buraya gelen aşçılar kötü mü diye düşünüyorum da bilmiyorum. Yani böyle etin her yerde tadının aynı ve böyle lezzetten yoksun olması. Hocam gidip soruyorum, konuşuyorum ben niye öyle diye. Plastik bir et var. Bir tane fabrika var. Soruyorum, herkes oradan alıyormuş. Tamam mı? E niye böyle? Çünkü adam şunu diyor açık açık. E diyor ki ben iyi yapsam da gelecek müşterim belli. Kötü yapsam da. E nasıl oluyor diyorum. E çünkü diyor ki abi bana gelen insan işte domuz eti yemeyen, alkolün satıldığı yere gitmeyecek insanlar diyor. Zaten buraya gelecek diyor. Yani ekstra bir şey yapmama gerek yok. Hı hı. Bir lezzet yoksunluğu oluşuyor o yüzden. Evet, bu da o yüzden de. Yani biz döner yiyoruz da orada döner 5 euro, burada döner 6 euro. Aslında bu adamların dönerleri arasında hiçbir fark yok. Eti, aynı döneri aynen. satıyorlar. Hı-hı. Sadece bunun kirası daha fazla evet, veya daha aç gözlü o olabilir evet. yani. Yediğin döner aynı döner. Evet. Bir de şey faktörü de var. Şey, sadece İslami değerleri önüne tutan insanlara hitap ediyorlarsa böyle bir kaygısı da yok yani. Hani çünkü müşteri her zaman gelecek abi. Hı-hı, muhakkak yani helal food diye bir mesela helal sektör food. Var yani evet, sonuçta evet. burada da. Hocam konuyu yemeklere falan getirdik. Dağıttık. Aslında ben bunun yarısı kadar uzunlukta bir şey yapmak istiyordum. Ama hani bu tip işler böyledir. Konu konuya açar, çağrışım çağrışımlara yol açar falan filan ve iş biraz büyür. Ama ben bu videoyu burada kapatalım diyorum ve bu bir girizgah olsun. Ben seni buraya geldiğimden kısa bir süre sonra tanıdım ama insanlara da bir tanıtmak istedim. Bu da seni insanlara tanıttığımız bir video olsun. Sonrasında işte Almanya ile ilgili farklı konularda yine oturup seninle konuşmak, muhabbet etmek ve insanları bilgilendirmek isterim. Umarım sen de istersin. Seve seve bilirim. Yani. Bu videonun altında da hani bize sormak istedikleri olursa işte şu konu hakkında da konuşun falan filan gibi öneriler gelirse de bunları değerlendiririz. O zaman şimdilik veda edelim. Tamam oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşürüz tekrar. Eyvallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.